Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Top açılımla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Kadromuzun son hali de bu. Teknik direktörü şöyle bir göstereyim. Belki görmek isteyen arkadaşlarımız vardır. Dos Santos bilgisini vereyim. Hemen geriye geldik. Boxdraw'dan bir tane ücretsiz hakkımız var arkadaşlar. Onu kullanacağım. Bir gün önce Boxdraw'dan top açılım yapmıştık. 200 bin GP'lik ve iki tane efsane bulduk. O videoyu da izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir gün önce atmıştık. Hemen bulduğum efsaneleri de şöyle göstereyim. Gabriel Batistuta'yı bulmuştuk. Ayrıyeten Alcantara'yı ve kaleci Dida'yı bulduk arkadaşlar. Daha fazla buradan şansımı denemek istemiyorum. Biliyorsunuz ben Ronaldinho'yu bekliyorum. Yani onun için GP harcamak istiyorum. O yüzden daha fazla da şansımı denemeyeceğim. Ücretsiz hakkımı kullanacağım buradan. Burada iki tane Milan'dan, bir tane de Inter'den hakkımız kaldı. Onları da açacağız. Daha sonra da gümüş toplarımızdan top açılımı yapmaya devam edeceğim. Öncelikle Boxdraw'dan şöyle sesini açalım biraz. Ses açıkmış, tamam. Şu ücretsizimizi açalım. Daha sonra Milan ve Inter'e geçeceğiz. Haydi bismillah diyelim. Anlaş diyelim. Ücretsiz olan topumuzu açalım bakalım. Nerede basalım? Nerede basalım? Sizler de buradan bulduğunuz efsaneleri yazın bakalım arkadaşlar yorumlara. Kimler hangi efsaneleri bulmuş? Bir siyah topun peşinden bastım her zamanki gibi. Maalesef daha bir şey gelmedi. Zaten iki efsane bulduktan sonra ben bir beklentim olmuyor artık o Boxdraw'dan. Hani daha şansım yaver gitmiyor, öyle söyleyeyim. Daha kısmetimiz sanki kapanıyor. Daha fazla dediğim gibi şansımı denemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar haftanın oyuncularından kadroma güç katacak bir oyuncu olduğunu düşünmediğim için top açılımı yapmayacağım. Milan'dan Donnarumma'yı çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü oyunun şu ana kadar gelen herhalde tahminim 94 overall'a kadar çıkan en yüksek kalecisi olaraktan diyebiliyorum. Eğer yanlışım varsa da düzeltin. 94 overall'a kadar çıkıyor. Çok güzel özelliklere de sahip oluyor. Bütün özellik, kalecilikle alakalı bütün özellikleri 99 oluyor. Onun dışında Romagnoli'yi gelmesini çok isterim. 95 seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Romagnoli 50 seviyede 95 oluyor. O yüzden onun gelmesini çok isterim. İkisinden bir tanesinin. Haydi bakalım 100 My Club parasını ödeyelim. Devam et diyelim. İkisinden birisi gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Haydi bakalım kısmetimize kim geliyor. Romagnoli şimşekli oyuncuydu sanırım. Donnarumma şimşekli değil ama. Bastım, şimşek çakmadı. Hadi be Donnarumma'yı ver be. Hadi be Donnarumma'yı ver. Şimşek çakmadığına ilk defa seviniyorum. Ulan yine bende olan Kessie geldi. Bende vardı zaten. Yani birinci hakkımda da bu gelmişti. Ulan iki, üçüncü hakkımızda mı bu gelecek acaba bilmiyorum ama. Neyse Inter'deki hakkımıza geçelim şimdi. Inter'den de şu Skriniar arkadaşlar. 23 yaşındaki stoper, bu da 95'e kadar çıkıyor. Buradan da bunun gelmesini isterim açıkçası. De Virg gelmişti ve şu sağ açıktaki oyuncu gelmişti. Palitano. Tamam, bu hakkımızı da kullanalım şimdi. 100 My Club parasını ödedik. Devam et dedik. Bakalım kim gelecek? Bakalım bakalım bakalım. Şimşek çakmadı. Sanırım o şimşekli oyuncuydu. Asamoah geldi. Gerçekten benim için, yani Inter'deki oyuncular tam bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Ya sol kanatımızda zaten oyuncular vardı. Yeterince oyuncu. Efsane Roberto Carlos var zaten. Milan'daki son hakkımız. 100 My Club parasını ödedik. Maalesef Inter'den istediğimiz oyuncular gelmedi. En azından buradan Romagnoli veya Donnarumma'yı verirse Konami en azından bu haftayı iyi bir şekilde kapatmış olacağımı düşünüyorum ben top açılımında. Gerçi Boxdraw'dan efsaneleri bulduk ama iki tane efsane. Bakalım kısmet. Nerede basalım bakalım. Hadi be oğlum. Bastım, şimşek çakmadı.
Hadi be Donnarumma'yı ver bize be. Hadi be Donnarumma'yı ver. Diğer tek geldi ya. Şansımız yokmuş arkadaşlar. Sağlık olsun diyorum. Haftanın oyuncularından da bulmuştum Piatek'i. Geçen haftalarda gelmişti yine. 2 gol atmıştı. Şimdi arkadaşlar gümüş toplarımız var. Gümüş toplarımızdan devam edeceğiz. 5. siyah topta basma taktiğini deneyeceğim. Totemini deneyeceğim. Taktik, totem işte nasıl sınıflandırılıyorsa. Siz sınıflandırıyorsanız. 2 tane geçti hemen. 3 geçti. Hadi oğlum bir tane daha gelsin. Bastım. Aslında bir tane de şeyimiz var arkadaşlar. Onu da açalım. %100 siyah topumuz vardı. Doğru, onu unuttum. Şimdi birkaç tane şu gümüş toplardan açalım. Sonra en sonda %100 siyah topumuzu açarız. Bir 4-5 tane açalım böyle şu gümüş toplardan. 5 tane siyah top sayacağız. Maalesef bu hafta gelen kulüp seleksiyonlardan maalesef istediğimiz oyuncuları bulamadık ama sağlık olsun. Donnarumma'yı isterdim çünkü 94 overall'a kadar çıkıyordu ve muhtemelen en yüksek overall'a sahip oyuncuydu. Oyundaki kaleci bakımından yani. Yine bir siyah topun peşinden bastım. Yine ortalıklarda bir şeycikler yok. Bastım tekrardan. Haydi bakalım. Toplar dönsün. İkili siyah geçti. Gümüş toplarımız da bayağı birikmiş. Gümüş toptan bizde olmayan oyunculardan Modric gelirse sevinirim. Gareth Bale hala bulamadık. 3. sezonumuz oldu. 2017, 2018, 2019, PES 19'a kadar geldik. Hala Modric ve Bale'ı bulamadık. Bir siyah topun üstünde bastık. Altın topu geçti. Gümüş topta kaldı. Elimde aslında 3 tane fakir var. 3 tane fakir var. Bilmiyorum. Kararsızım. Modric'i alsam mı diye. Modric'in yaşı da 33-34 oldu. Bir dahaki sene bilmiyorum nasıl olur. Düşürürler mi Modric'i? O yüzden çok da yüklenmek istemiyorum. Genç bir oyuncu da olabilir. Orta saha oyuncusu. Ah be, siyahları geçti. Altın topta kaldı. Bakalım kim geldi sağ kanada. O Edin Visca geldi. Tanıdık bir isim Başakşehir'den. Devam ediyoruz gümüş toplarımızdan arkadaşlar. Haydi bakalım haydi, gümüş toplardan bir siyah top bulursak güzel olur diye düşünüyorum. Haftanın oyuncularından, kulüp selection'dan daha doğrusu maalesef hayal kırıklığı oldu bu hafta. Nerede basalım? Hadi bir siyah topun peşinden. Ya yapma be, geçti siyah topu, geçti. Altın topta kaldı yine. Hoşleni geldi. Tamam. Ekledik sizin de takımımıza. Şu bir tane daha açacağım arkadaşlar. Elimde şimdi 2 tane Kessié oldu. O Inter'den gelen. Şimdi birbirine bir basalım bakalım ne kadar puan verecek. Merak ediyorum gerçekten. Hemen peşinden de. Hatta siyah topumuzu açalım. Öyle geçelim oraya. Şu toptan sonra %100 siyah topumuzu da açalım. Bastım. Ortalıklarda maalesef yine bir şey yok. Şurada %100 siyah topumuz var arkadaşlar. Dediğim gibi bende olmayan oyuncu Modric bende yok. Modric ve Gareth Bale yok arkadaşlar. Uzun zaman bulmaya çalıştığım oyunculardan bir tanesi, iki tanesi pardon. Anlaş dedik, %100 siyah topumuzu da çevirmeye başladık bakalım. İnşallah bizde olmayan bir oyuncu gelir. Özellikle Modric ve Gareth Bale'ı çok istiyorum. İkisinden birisi gelirse güzel olur. Bastım, şimşek çakmadı. Modric gelmiyor ama en azından Gareth Bale olabilir. Ederson geldi. Zaten bizde olan bir oyuncuydu maalesef. Hatta Ederson 3 tane mi oldu lan? Herhalde 3 tane oldu diye. Sanki bakayım, bakalım şuradan. Takımım diyelim. Antrenman diyelim. Antrenman değil pardon. Oyuncu kartları. Takas diyelim.
3 tane tekir varmış. Ederson 2 tane olması lazım sanki. Aynen, Ederson'da 2 tane var. Hemen öncelikle şuradan bir antrenman basalım. Bir tane oyuncu şu Cruyff'a basalım. Şu binliklerden yer açılsın. Geldik geriye. Yine oyuncularımıza girelim. Şu Kessié'yi bulalım bakalım. Neredeydi? 6 seviye olanı basalım, olmadı. Aynen, 6 seviye olanı antrenör yap diyelim. Devam et diyelim. Bakalım kaç puan verecek, gerçekten merak ediyorum. 90 falan yapsa muhteşem olur arkadaşlar. SC'yi seçtik. Oo, 5700 puan veriyor. Bayağı bir puan verecek herhalde. Devam et diyelim. Bakalım, 80'den başladık. 81 oldu. 82. 83. 20'yi geçti. 20 seviyeyi geçti. Güzel. 23. 25 oldu. 85 overall'lık bir oyuncu oldu. Şöyle bakalım özelliklerine de. 82 oluyordu. Eğer bu 83 olsaydı bunu maxlamaya çalışırdım arkadaşlar. Evet, videomu burada noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten benim için hayal kırıklığı oldu. Inter ve Milan kulüp selection'dan istediğimiz oyuncuları bulamadık. Ama yine siyah toplar bulmuş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüne tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.